Merhaba arkadaşlar. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar ile devam edelim. Bu sefer bu fonksiyonları tanımlarken buradaki onCreate fonksiyonun dışından itibaren tanımlayalım. Bu fonksiyonumuzun süslü parantezleri burada başlamış ve burada bitmiş. Buradaki süslü parantezimin dışından itibaren yeni fonksiyonlarımı tanımlayacağım. Bu kullanıcı tanımlı fonksiyonlar ile ilgili kullanabileceğimiz bütün fonksiyon tipleri için başlık oluşturdum. Bu başlıklara göre fonksiyonlarımızı tanımlayıp test edeceğiz. İlkin parametre almen, parametre değişken demek. Yani bir değişkeni olmayan ve dönüş tipi string olan, yani bize geriye bir değer döndürebilen, bizimle iletişime geçebilen ve içerisindeki verilere müdahale edebildiğimiz bir fonksiyon demek ve döndürdüğü veri tipi ise string. Bu fonksiyonumuzu tanımlayalım. Alt satıra gittim. Yeni bir fonksiyon tanımlarken fun anahtar sözcüğünü kullanıyoruz. Sonra fonksiyonumuzun ismi merhaba Parantezlerimi açıp kapatıyorum. Bu parantezlerin arasına parametre yani değişken ekliyoruz. Fakat bizim başlığımız parametre almayan olduğu için şu an içerisine parametre eklemiyorum. Parantezlerin içine çıkalım. 2 nokta. Geriye değer döndürdüğü için bu döndürdüğü veri tipini burada belirtmemiz gerekiyor. Mesaj döndüreceğim için veri tipini string olarak belirtiyorum. Sonra süslü parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Buraya artık işlem satırlarımızı yazabiliriz. Bu değer döndürdüğü için başına return. Sonra mesajımı yazıyorum tırnak arasına. Merhaba. Türkiye. Fonksiyonun en basit tanımlama hali bu şekilde arkadaşlar. Tabi biz bu fonksiyonumuzu onCreate fonksiyonun dışına tanımladığımız için uygulamamız ilk çalıştığında buradaki fonksiyonumuz devreye girmeyecektir. Buradaki merhaba Türkiye mesajını TextView'in içerisine yazdırıp uygulamam ilk çalıştığında içerisinde gösterilsin istiyorsak o zaman geleceğiz şuradaki onCreate fonksiyonu içerisine buradan itibaren textview'imizin id'si textfiv nokta settext Neyi içerisine settext edeceğiz arkadaşlar aşağıdaki fonksiyonumuz yani merhaba sadece fonksiyon ismini yazmak yeterli bu zaten bir string ifade olduğu için herhangi bir dönüşüm işlemi de yapmıyorum Emülatörde test edelim Evet, merhaba Türkiye şeklinde mesajımız geldi. Eğer oluşturduğumuz fonksiyon tek bir işlem, tek bir mesaj, tek bir satırdan oluşuyorsa şöyle bir tanımlaması daha mevcut. fun sonra fonksiyonumuzun ismi bu sefer merhaba2 olsun. Parantezlerimizi açıp kapatalım. Veri tipimiz string eşittir direkt tırnak arasına mesajımızı yazabiliyoruz. Merhaba Türkiye Unutmayın tek işlem, tek satır, tek mesaj gibi durumlarda fonksiyonu bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Diğer başlığımıza bakalım. Bu da parametre almayan dönüş tipi int olan fonksiyon. Al satıra geçti. Bu sefer bir çarpma işlemi yapalım. Fun fonksiyonumun ismi çarpım olsun. Parantezlerimi açıp kapatıyorum. Herhangi bir parametre vermiyorum. Döndüreceği veri tipi integer ve süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum. İki tane değişken tanımlayalım var x eşittir. Başlangıç değeri 2 var y eşittir. Bunu arkadaşlar başlangıç değeri 3 olsun. Geriye dön, değer döndürdüğü için başına return ekliyorum. Yukarıdaki x ve y arkadaşlar ne yapacak? Çarpacak. x çarpı y. İşte bu kadar basit. Return ile de biz bu değeri geriye döndürdük. Şimdi bunu text view'un içerisinde bir yazdırıp görelim. Şunu açıklama satırına dönüştürüyorum ki tekrardan çalıştırmasın. TextView.setText nokta text. aşağıdaki çarpım fonksiyonumu yazıyorum. Bu bir integer veri döndürdüğü için bunu string ifadeye dönüştürmemiz gerekiyor. to string. Test edelim. Emulatörümüzü baştan çalıştırıyoruz. Evet, 6 olarak sonuç geldi arkadaşlar. Buradaki 2 ile 3'ü çarptı ve geriye değer döndürdüğü için tek yön içerisine yazdırabildik. Bir sonraki ders ile devam edelim.